Sen hakikaten bir güneş görmemişsin ya. Lor peyniri gibisin. Ben bu biraz görmüş halim. Bu görmüş halim mi? Bir tık. Aman Allah'ım. Yani bir iki kere falan çıktım güneşe. Edim biraz... Sarnes'in annesine benziyorsun ya. Ya öf, onu çok yazıyorlar ya. Evet, onu çok yazıyorlar. Çok komik ya. Ölüyorum ona. Peki bir güneşe çıksan kurban olayım. Ya ben güneşe çıkmayı tercih etmiyorum. Yanmıyorum. Ha. Sevmiyorum yanmayı. Ha, yanmayı bir, ikincisi bana esmerlik hiç yakışmıyor. Hiç hiçbir şekilde yakışmıyor. Bunu denedim. Yani ancak bu kadar yanabiliyorum. Hani bu benim en yanmış halim. Hani bundan daha fazla zaten yanamıyorum. Tamam, Allah yakmasın zaten. Kötü oluyorum böyle yani. Güzel. Beyaz, böyle iyi yani. Beyaz gördük, bir de renkler belli oluyor. Bak kırmızı belli oluyor. Ojeler evet. Enteresan. Ojeler değil mi? Evet, ilginç. Trend doğru trend mi? Çok. Aa, çok. Doğru trend. Yani farklı. Bu can sıkıntısı ya. Hatta ben can sıkıntısından yapıyorum aslında. Ya da hepsine başka yapıyorum falan. Can sıkıntısından. Can sıkıntısından. Can sıkıntısından. En azından ojelerimle ilgileniyorum yani. Saçım başımı değiştirmiyorum. O da keyifli. Şeyde şurada bir şey gördüm. Kalp gördüm. Doğru mu? Evet. Pardon, bu Y harfi var kardeşimde. Y harfi var. Y kimdi? Yıldız'ın Y'si. Yıldız'ın Y'si. Annemin adı. Aa, bu da babamın adı. Babanızın anneme adı. Babam. Evet, anneyle baba. Başka göremediğimiz bir yerlerde başka isim. Çok canım. Baş harfi falan. Burada var, burada var. Sırtımda yok, var. Yok, onların hepsi var. Gördüm. Tamam, tamam. Yok, tamam, yani tamam, tamam, şey tamam. Gitmeyelim, yok. Oralara gitmeyelim. Ayaklarımda var falan ama baş harf maş harf. Hangisi yok. Ayağı düştü? Yok, sevmiyorum öyle baş harf falan. İsim misim baş harfi sevmiyorum. Ha, yani başka şeyler hayal için. Fobim dünyasında çok etkin, din etkinsin de hala. Hala evet. Ama müzik dünyası ne bileyim biraz daha karışık değil mi ya sanki? Çok. Ha. Çok. Yani pişmanlık ben var mı bir inceden? İki ayda hep bana soruyorlar çok kilo vermişsin, çok kilo vermişsin, hakikaten çok kilo vermişsin. Yani. Yani korkunç bir stresmiş. Saman daha biberi falan mı? Korkunç bir stres. Neymiş? Saman daha biberi. Benim bu zayıflama biberim var da. Yok yani inanılmaz bir stresmiş. Yani radyosunu takip et, işte müzik kanallarında takip et. Dönüyor mu, dönmüyor mu? Arıyorsun bilmem ne. Ya o kadar stresli ki. İşte ne yazıyor ya? Aşırı tempo, tamam devam. Ha. Sen karışma oraya, o benim. Dikkat evet dağıttı. Dağıtma dikkat. Yok imza günüymüş oymuş mu yani çok stresliyim. Şirket mesela hani şirketle aranda bazen sıkıntı çıkıyor, çıkmıyor falan. Hani hiç modellik gibi değilmiş. Çok anladım. Zor, çok peki, yorucu. Bazı arkadaşların sana geleceği Mazhar Alan sonu, bazıları da Lemansa mı diyorlar. Hani Lemansa mı anladım da Mazhar Alan sonu iş. Ya aslında o şöyle bir şey. Stüdyoda sevgili Işın Karaca stüdyoya geliyor ve şarkıları dinliyor. Bu kız bende Mazhar Alan sonuna izlenimini bıraktı diyor. Yani bunu başkaları söylüyor. Ondan sonra yani dinleyen, sesimi dinleyen, sahnede dinleyen, şarkıları dinleyen insanlar da böyle bir Lemansam havası var sende dediler bana. Ben de bunu röportajda söyledim. Hani bana bunları söylediler dedim. Hani ben geleceğin şusuyum, busuyum gibi büyük laflar etmem ben. Hatta onu çok Twitter'da yazmışlar. Oo neler neler Ece işte nasıl böyle bir şey söyler falan diye. Ben demedim bunu. Peki nereye konumluyorsun? Müzisyenler tamam, söyledi eyvallah. Bunu. Sen kendini hani sonuçta kendini eleştirdiğinde nereye konumluyorsun? Örnek aldığın biri var mı yoksa model olarak benzersizim şöyle bir yere geleceğim dediğim bir yani, şey var mı? Tabii ki örnek aldığım, beğendiğim, dinlediğim bir sürü isim var. Ama yani sonuçta benim yolum başka yani ben alternatif müzik yapıyorum ve kendi duygularımı insanlara empoze etmeye çalışıyorum. Ve ayrıca yani sonuçta mankenden şarkıcı olmaz, mankenden o olmaz, şu mankenden bu olmaz peki gibi. Mankenden ne olur? Laflara çok kızıyorum. Bir, müzik kimsenin malı değildir. Yani bugün hiçbir sanatçıya ait değildir müzik. Müzik sonuçta ortada duran bir şeydir. Azıcık duygusu olan, kalbi olan, sesi olan ya da yeteneği olan herkes şarkı söyleyebilir. Bugün bak geçmişte baktığımız zaman Elvis Presley de bir kamyon şoförüydü ama adam tarih yazdı. Yani hani bunu mankenden o olmaz bu olmaz gibi sınırlandıran insanları son derece cahil ve yetersiz buluyorum. Ve buna çok kızıyorum. Sağlam geldin. Peki mankenden ne olmaz onu bir belirleyelim artık yani. Mankenden oyuncu olmaz bilmem ne falan filan diyorlar ya. İsteyen istediğini olur yani. Ne olmaz her şey olur mu diyorsun? Ben iç mimar bile gördüm valla manken. İsteyen istediğini olur yani. İç mimar da olur diyorsun. Tabii muhakkak çalışıyor. Ben de sonuçta işletme fakültesi mezunuyum. Asıl mesleğim işletmecilik benim yani. Hani... Ya bir de ona gelmek istiyorum. Bütün parayı şey albüme yatırmışsın. Yani bütün parayı değil bayağı bir para yatırdım. Bayağı para yatırdım. Yani tabii. Geri dönüşümü nasıl oluyor? Yavaş yavaş ufak ufak azar azar. Ha, yani bu anca bir yani. Yılda falan bir buçuk yılda harcadığım parayı toparlayabilirim. Ha, işin okulunu okuduğun için biliyorsundur herhalde geri dönüşümü. Tabii kendi muhasebemi kendim tutuyorum zaten. Ha evet. İyiymiş o. Başkalarına bırakma muhasebe. Finans yönetimimi kendim yapıyorum. Muhasebem de bende. Hepsini kendim tutuyorum. Nasıl buluyorsun kendi sesini? Sahnede iyi. Orkestram iyi. Yani albüm altyapılar ağırlıklı bir albüm. İkinci albüm daha rock olacak ve ikinci albümde vokal daha ön planda olacak. Yavaş yavaş geliştiriyorum bu zaman işi. Kimse anasının karnından soprano doğmuyor yani. Hani bir ses bir kastır. Ne kadar çalışırsan
onu o kadar ilerletirsin. Hı hı. Ve ben çok çalışıyorum ve ileride Türkiye'nin en iyi vokallerinden bir tanesi olacağıma inanıyorum. Zaman bu. Kendine ne kadar bir zaman koydun yani o şey için? Vallahi ben 2,5 senede çok aşama kaydettim. Hı hı. Bunu en başta yönetmenim ve müzisyenlerim hepsi çok söylüyorlar. Hani çok geliştirdin kendini diye. Yani yavaş yavaş böyle 3-5 sene içerisinde daha oturacak, insanlar kabullenecekler. Şimdi genelde albümde iyidir sesler, sahnede benim tam tersi. Şey yaparlar, tam hani tersi izleyenler olsun. De tam tersi oldu. Yani sen alakası yokmuş falan diye daha rock söyle diyorlar. Sen böyle sahnede devleşen cinsten bir şey misin? Öyle söylüyorlar. Bunu ben kendim söyleyemem öyle böyle diye, ama gelip herkesin bir kere izlemesi lazım. İzledikten sonra değerlendirmesi evet, lazım. Evet yani şimdi yani albümü baz alarak ya da hani yani bir kere dinlemeyle falan deyip hani yorum yapmamak lazım. Kesinlikle sahne Eylül'den itibaren dediğim gibi hani Taksim'deki mekanlarda fazlasıyla yer alacağım. Hani gelip dinlesinler, ondan sonra yorumlarını yazsınlar. Bir kere dinlemeleri lazım herkesin. Anladım. Peki Naz, müziğin trendleri ne bu yaz? Böyle şiir gibi oldu. Şimdi bana sorarsan ben direkt zaten şeyi söylerim. Sinan Akçıl derim. Sinan Akçıl. Çünkü Sinan Akçıl hakikaten ciddi bir fırtına şu anda. Zaten son 2 yıldır bayağı var. Hı-hı. Atma, Hande Yener'in şarkısı. Sinan'la birlikte söylüyorlar. Çok güzel bir şarkı. İşte Bengü çok iyi gidiyor. Ajda Pekkan çıktı. Yakar Geçerim. Çok Yakar güzel. Geçerim çok iyi. Arada çok sırada güzel. Şu anda çok iyi gidiyor. Kenan çıktı. Kenan Şans Meleğim çok güzel. Çok güzel şarkı. Şans Meleğim bilmiyorum ya. Biraz Şans Meleğim çok güzel bir şarkı. Çok güzel bir şarkı. Şans Meleğim Ali Enderon'un bir başka versiyonu. İşte Ozan yapmış çok yani. Ozan'ın yeni albümü çıktı. O da çok keyifli bir albüm. Yani ilk albüm daha da iyi gidiyor. Hı hı. Genelde zaten şey hani bu müzisyenler bir anda aranjörler, hı hı. bir anda kendi albümlerini yapmaya başladılar kendi besteleriyle birlikte. Onlar da mesela şimdi şeye gidiyorlar. Birinci albüm yaptık çok iyi gitti. Şimdi ikincisini daha iyi yapmak adına çok hı hı. yoğun çalışıyorlar. Hı hı. Tabii şimdi yeni albümler de çıkacak. Hı hı. Ama şu anda kesinlikle Sinan Akçıl şarkıları çok iyi gidiyor. Sinan Akçıl trend diyorsun. Peki biz de şöyle gidip. Bu ustalık eserim dediğin ev hangisi? Bir de iğrenç bir gecenin esprisi var. O arkadaşı bir an önce göndermek için şunu şey yapalım. Şafak Çak'a çak diyen kimse var. Özgür Bayram hayatımızdan çık. Çok var ya. Aynen. Çak diyorlar mı hakikaten? Hayat boyu. Peki. Ustalık eserin yaptın mı? Yapmadım. Yapacağım. Yani projesi şu anda hazır. Yapacağım. O da hep söylüyorum her yerde bunu. Üstü açılan bir tane ev. Kemerburgaz tarafında var. Ona bildiğin rastlathane diyoruz biz. Böyle açıyorsun üstünü. Ama cam değil. Bu cam değil yani. Cam değil mi? Tabii normal kat ve bütün katlar hepsi açılıp yani açık bir ev oluyor. Kabak yazdık. Çiçeği gibi. Evet, kabak çiçeği gibi belki de. Çok ilginç. Yapacağım ama bunu. Yapılabilir mi? Yani yapılabilir. Çok zor yapılabilir ama yapacağım. İlginçmiş abi. Peki muhafazakar zenginlere geri dönelim. En çok Swarovski seviyorlarmış. Mesela bu Swarovski hayranlığı hala devam ediyor mu? Aradan 4 sene geçmiş. Ya ediyor ama ben çok artık kullanmıyorum açıkçası. Ben hı-hı. bir ara tuvalet klozetini bile onunla kaplıyordum. Hı-hı. O kadar evet çıldırmıştı bir ara işler. Yani ama bunu artık sevmiyorum. Yani bana hala şeyde Facebook'ta bile çok hani interaktif yürüyen bir iş bizimki. Hı hı. Orada bile herkes hala Swarovski halıya mı koyayım, parkeye mi koyayım, oraya mı koyayım, buraya mı koyayım falan filan. Sevmiyorum artık. Altın taharet musluğu isteyen oldu mu? Var zaten. O var canım. Var. Yani her yerde satılan bir şey. Her yerde satılıyor. Artık.